Çevrimiçi tüm dillerinin Türkiye'den engellenmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Anayasa'nın 56-51 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak 29 Nisan 2017 tarihinde aldığı idari tedbir kararı sonucu meydana gelmiştir. Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması engele gerekçe olarak gösterildi. 2 Mayıs'ta verilen itiraz dilekçeleri sonucunda İngiliz Wikipedia'ya yer alan Kuzey Suriye'de Türk işgali, Suriye iç savaşına yabancı müdahalesi ve devlet destekli terörizm maddelerinde Türkiye'ye ayrılan bölümlerin erişim engeline neden olduğu öğrenildi. 5 Mayıs'ta Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak kararın kaldırılmasını istedi. Fakat itiraz reddedildi. Bilgi Teknolojileri Kurumu 29 Nisan 2017 tarihinde sabah saat 08'de Wikimedia Vakfı'na ait wikipedia.org alan adına Türkiye üzerinden erişilmesine engel getirilerek idari tedbir kararı alındı. Erişim engeli ilk olarak Türkiye'deki internet erişim engellemelerini ve çevrimiçi sansürü eş zamanlı olarak takip eden Turkey Blocks tarafından duyuruldu. Erişim engelinin ilk saatlerinde yasağın nedeni açıklanmazken ilerleyen saatlerde Anadolu Ajansı, erişim yasağını kararının Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan içerikler nedeniyle alındığını duyurdu. Türk yetkililerin Wikipedia içeriğin kaldırılması uyarısında bulunduğunu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını da belirtti. Ayrıca diğer iddialara göre Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terör ile aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatıldı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konuldu. Wikipedia'nın Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği belirtilen açıklamada Wikipedia'ya yönelik teröre karşı işbirliği yapmak yerine Türkiye'yi uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvuruluyor bildirildi. Gelişmelerin ardından Wikipedia sitesine 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana Türkiye'den erişim sağlanamadı. Ta ki bugüne dek. Wikimedia Vakfı, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemeliği'ne başvurarak kararın kaldırılmasını istedi. Ancak hakim, iki ayrı URL adresinde bulunan içerikten dolayı erişimin engellendiğini hatırlatarak itirazı reddetti. Vakıf bu karar dolayısıyla 9 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Wikimedia Vakfı, Mayıs 2019'da erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Vakıf açıklamasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusunun erişim engelinin kaldırılması için iç hukuk yollarının denenmesi sonrasında yapıldığını, yerel mahkemelerin engelin kaldırılması için yapılan itirazları reddettiğini, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya ise 2 yıldır hala yanıt alınamadığını belirtti. Vakıf başvurusuna gerekçe olarak erişim engelinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamında garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal etmesini gösterdi. İfade ve medya özgürlüklerine ilişkin Türkiye'den gelen dava başvurularına öncelik verip hızlandırılmış prosedürle işleme koyan AİHM, Wikipedia dosyasına da bu kararı uygulama kararı aldı. Mahkeme Temmuz başında aldığı kararla Wikimedia Vakfı tarafından yapılan başvuruyla ilgili olarak Türkiye hükümetine erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olduğunu kanıtlaması için 31 Ekim gününe kadar süre verdi. Ardından Türkiye'nin talebi üzerine süreyi 6 hafta daha uzattı. Wikimedia Vakfı tarafından yapılan bireysel başvuru 26 Aralık 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşüldü ve erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar verildi. Verilen kararın ardından Wikipedia kurucusu Jim Wallis resmi Twitter hesabından yeniden hoş geldin Türkiye paylaşımı yaptı. 15 Ocak 2020 tarihinde ise karar resmi gazetede yayımlandı. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin erişim engelinin kaldırılması talimatı ile Wikipedia Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından saat 22.30'da fiilen erişime açılmıştır.